Felaket ekranlarında seans notlarıyla karşınızdayız. Ben Reyhan Baysan. Saatler 14.45'i gösteriyor. Şöyle bir piyasalarda bugünün sonuna doğru yaklaşırken nasıl bir hava esiyor hemen ona bakalım. İçeride BIST 100 endeksinde %0,69'luk bir geri çekilme var ve 10.200 seviyesine doğru düşmüş durumda BIST 100 endeksi. 10.292 seviyesini görüyoruz şu an itibariyle. Gün içerisinde en yüksek 10.418 seviyesi karşımıza çıktı. En düşükse 10.267 seviyesini gördük. Yani aslında günün en düşük seviyelerine yakın seyreden bir tablo bizi karşılıyor. Puan bazlı katkılara göz atalım. Birinci sırada en yüksek puan katkısı MIA Teknoloji'den geliyor. Reader Teknoloji. İkinci sırada Tukaş Gıda Sanayisi. Üçüncü sırada yer alıyor. Baskı en çok nereden geliyor dersek Borusan Yatırım, İş Yatırım ve EİS Eczacıbaşı. Şu an itibariyle puan bazlı en yüksek baskıyı oluşturan hisseler arasında yer alıyor. 19 şirket yalnızca yukarı yönlü hareket ederken 80 hissede aşağı yönlü hareket görmek mümkün oluyor. Ve para piyasalarıyla devam edelim. Dolar TL'de 32.45, Euro TL'de 35.29 seviyelerini görürken Euro Dolar paritesi Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde 1.0866'dan geçiyor. Ve burada özellikle şöyle bir baktığımız zaman oradaki gelişmelere dolar endeksinde 104.3 seviyesinde görüyoruz. Günlük değişim %0,25 yukarıda olduğunu gösteriyor bize. Emtia piyasalarına da göz atalım. Emtia tarafında spot altın dediğimiz zaman 2.334 dolar seviyesini görüyoruz. Gram altın 2.436 lirada yönsüz yatay seyrediyor. Bitcoin 71.000 doları aşmıştı. Ancak orada biraz daha alımların hız kestiğini görmek mümkün oluyor. Ama 71.000 dolar sınırındaki işlemler devam ederken Amerikan petrol ve Brent petrole bakınca da orada da yine sınırlı yükselişlerin hakim olduğunu görüyoruz ama 4 ayın en düşük seviyeleri petrolde kendini gösteriyor diyelim. Ve şimdi hemen Bloomberg HT araştırma masasından Sevcan Ersözlü'ye gidelim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Sevcan hoş geldin. Şimdi yarın Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var ve oradaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Beklenti 25 bas puanlık bir faiz indirimine gelmesi ve burada Avrupa Merkez Bankası'nın bir öncü olarak hareket etmesi. Hatta yarın Normandiya çıkarmasında 80. yıl dönümü aynı güne denk geldiği için öyle benzetmeler de yapılıyor. İşte piyasaların D-Day'i Normandiya çıkarması diye. Ve tabii ki işte kritik bir gün. Ama onun öncesinde şöyle bir Avrupa borsalarına baktığımız zaman bugün Stoxx 600 şu an itibariyle %0,78 yukarıda yeşil bir tablo bizi karşılıyor. Ve genel olarak zaten iyimser bir hava esiyor son dönemde Avrupa endekslerinde. Acaba faiz indirimi geldikten sonra da piyasaların beklentileri karşılanırsa benzer tabloyu görür müyüz? Oradaki detaylar nasıl olabilir? Bu bir endişeydi aslında baktığımızda. Avrupa Merkez Bankası faiz indirmeye başlayacak ama Euro Dolar paritesi nasıl etkilenecek ve bunun diğer aslında bizim gibi ihracat rakamları ile beraber en çok işlemleri gerçekleştirdiğimiz bölge Avrupa bölgesi olduğu için nasıl etkileneceğiz diye. Ama kendi ölçeklerine baktığımızda global değil de sadece Avrupa Birliği ölçeğine baktığımızda olumlu yansıyan bir senaryo olduğunu görüyoruz. Goldman Sachs'ın ve Citi'nin de bu manada görüşleri var. Her ikisinin de ortak görüşü olarak paylaştığı şey şu. Borçlanma maliyetleri şu anda çok yüksek. %4,5 seviyesine biz baktığımızda hem reel sektörün zayıfladığını gördük, buradaki gayrimenkul şirketlerinin zayıfladığını gördük ve bu aslında çoğu şirket için yıpratıcı bir süreç olmuştu. Geldiğimiz noktada hem Avrupa Birliği resesyondan çıktı, Avrupa artık teknik resesyondan çıktı ve büyümeye geçiyor. Bir taraftan da yavaş yavaş faiz indirimine geçeceğini bekliyoruz. 25 bas puan indirecek ve peşi sıra da faiz indirimleri gelebilir. Bunu da zaman zaman aslında yine Avrupa Merkez Bankası içerisinden kişilerin yapmış olduğu söylemlerle beraber de takip etmiştik. Bunun etkisiyle beraber faiz indirimi inse bile %2 seviyesine çeksek bile bu bir zamanların %0 seviyesinde var olan faizinden çok daha farklı olacak. Faiz getirisi yine sağlayacak. Baktığımızda şu andaki 4,5'taki borçlanma maliyetinin %2 bandına gevşemesine sebep olacak. Bu bütün şirketler için olumlu olacak bakış açısını sunuyorlar. Goldman Sachs'ın da bir görüşü var aslında. Şunu ifade ediyor. Diyor ki biz ne zaman Fed'in faiz indirimine gittiğini görsek
Bu Avrupa tarafı aslında Avrupa endeksleri %2'ye yaklaşık olarak ortalamada bir yükseliş kaydetti. Bunun yanına bu yıl Avrupa Merkez Bankası'nın önce olduğu senaryo bekleniyor. Bunun yanına bir de aslında büyüme verisinin yukarı yönlü revize edilmesi yansıyor. Bununla beraber çok daha fazla kademeli bir yukarı yönlü büyüme sağlayabilir bir endeksi var, beklentisi var. STOXX 600'deki son duruma da bakalım. Burada aslında biz yakın süre içerisinde de 15 Mayıs tarihinde de endeksin rekor kırdığını görmüştük. 515 seviyesine kadar yükselmişti. An itibariyle de beraber rekor seviyesiyle flört ediyor. Bu eğilim devam ediyor diyebiliriz. Mavi renk ile burada takip ediyoruz. Ve hisse başına karlılıkta baktığımızda burada 40 euro gibi bir ortalama rakam karşımıza çıkıyor. Bu da yaklaşık olarak satış gelirlerinin ortalamada %3 ila %5 bandında büyüdüğü ve buradaki hisse başına karlılıkta da %2'lik bir artış olduğu anlamına geliyor. Değerlemelerine bakalım. Hani burada endeks yukarı gitmiş, hisse başı karlar yukarı yönüne gitmiş ama nasıl değerleniyor diye baktığımızda fiyat kazanç oranına bakıyoruz. 10 yıllık ortalamanın 14,6 olarak karşımıza çıktığını görüyoruz ve bunun altında bir fiyat kazanç oranı var. Ve şunu da ifade ediyorlar. Ucuzluk nedeniyle geride kalmıştı. Yükselirse de yükselmek için önünde yön var diyorlar. Ve Goldman Sachs'ın görüşü şu. Haziran ayında faiz indirimi başlayacak. 3 kere faiz indirecek. Her 3 ayda bir Eylül ve Aralık ayları buna eklenecek. Citi'nin de benzer görüşleri var. Citibank aslında tüketim şirketlerinin tüketime dayalı sektörüne daha pozitif ayrışacağına dair de bir görüşünü paylaşmış. Evet, benim de takip edebildiğim kadarıyla hani sektörel bir ayrışmada buna eşlik edecek. Hani bu rally devam etse de gibi bir görüş var. Örneğin otomotiv biraz geride kalacak diyenler de var. Takip ediyoruz. Bakalım neler olacak. Bir de tabii ki yakından izlediğimiz bir başka gelişme çip yarışı. Orada da Intel, Nvidia ve AMD ile bir yarış içerisine girdi. Onun detayları nedir acaba? Intel uzun bir süreden bu yana aslında geride kalıyor. Biz zaman zaman haber akışlarında hep AMD'yi, Nvidia'yı konuşuyoruz veya farklı küçük ölçekli diğer Asya kıtasında yer alan şirketleri konuşuyoruz. Ama bir türlü Intel ile HP beklenen o performansı kaydetmiyor. Sene başından bu yana fiyatlamasına baktığımızda %40'lık bir geri çekilme hareketi var negatif bölgede. 2023 getirisine baktığımızda %90 büyümüş. Aslında endeksten daha iyi getiri sağlamış %4 katı kadar. Ama 2024'te bu performans yok. Ama şimdi gaza basıyorlar. Yine Japonya merkezli gerçekleşen o fuardan gelen açıklamalar var. Computex fuarından gelen açıklamalar. Biz bu yarışta hakim olmak için yeni bir çip tanıtıyoruz diyorlar. Çipin adı Xeon 6 olarak geçiyor. Ve bu ne yaptığını söyleyelim. Veri merkezi işlemcisi olarak karşımıza çıkıyor. Operatörler belirli bir görev için gerekli olan alandan daha az bir alanla beraber aslında verileri işleyebilecekler diyorlar. Aynı zamanda biz Apollo ile bir ortaklık girişimiyle beraber hissesini 11 milyar dolara sattığını görüyoruz. Bu haber akışıyla beraber de ne olacak? Aslında şu anda Intel'in çip üretim için kurmuş olduğu bir dökümhane şirketi var, fabrikası var. Bu fabrikayı genişletmek için yani kendisine yeni bir gelir yarattığını görüyoruz. Bu Xeon 6 işlemcilerinden bahsetmiştik. Bunlar diyor ki 3-4 kata kadar çok daha yüksek performans sağlayacaklar diyorlar. Bunların hepsinin pozitif etkisini sağlayacağız. Bir taraftan da Intel'in Gaudi 2, Gaudi 2 ve Gaudi 3 olarak farklı segmentlerde sürecekleri yeni ürünler var. Bunlara baktığımızda 65 bin dolar ve 125 bin dolar gibi iki farklı fiyat karşımıza çıkıyor. Ama satış adetlerine baktığımızda analist beklentilerinin aşağısında kaldığını görüyoruz. Intel diyor ki biz artık bunları çok daha ucuza satacağız ve bu ucuzluk bir süre sonra talep yaratacak. AMD'nin payı şu anda baktığımızda %23. Biz pazar payımızı kaybettik. Evet. %6 pazar payımız eridi. Ve bu adımlardan sonra pazar payımız yükselecek diyor. Vadeli de bu pozitif fiyatlanıyor. %1'lik pozitif tarafta şu anda an itibariyle. Ama önümüzdeki süreçte sene başından bu yana gelen o %40'lık negatif performansı Intel kapatabilecek mi? Şunun son notunu düşmekte fayda var. ABD devletinden çip yasası kapsamında büyük bir teşvik almıştı. Dolayısıyla aslında nakit girişi var şirkete. Bakalım bu analist beklentilerine yansıyacak mı çeyrek bilançosuna ve beklentilerde? Evet, bunu da izleyeceğiz. Seninle de konuşmayı sürdüreceğiz. Çok teşekkürler. Sevcan Ersözlü bizimleydi. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, şimdi Deniz Yatırım'a gideceğiz. Yatırım Danışmanlığı Müdürü Ali Barbaros Demirer bizimle beraber. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Reyhan merhaba, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi borsaya bakarak başlayalım. Orada bu hafta tabii ki yurt dışında da önemli gelişmeler var ama bir de bizim tabii ki yakından izlediğimiz başlıklar da var. Piyasaları etkileyecek güce sahip olan bazı gelişmeler olduğunu takip ediyoruz.
Bu sabah saatlerinde tabii ki henüz resmi açıklamalar olmasa da alım-satım tarafında borsada ve kriptoda bazı vergi çalışmaları üzerine konuşuldu ve burada işlem tarafında bununla alakalı olarak bazı adımların atılabileceğine dair haber akışı geldi. Hala teyide muhtaç bilgiler tabii ki, resmi detayları bekliyoruz ama nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün biraz daha böyle negatif tarafta seyretmesi bu gelişmelere, bu haber akışına bağlı olabilir mi ve önümüzdeki dönem en azından bu haftanın sonuna kadar nasıl bir süreç bizi bekler endeks tarafında? Doğrusu aslında dün sabahtan itibaren böyle yavaş yavaş piyasada konuşulmaya başlanan bir şeydi. Tabii haberin kaynağı nereden dediğin gibi belli değil. Belirsiz bir durum. Resmi bir açıklama yok. Hani onu da tekrardan söylemek lazım. Fakat vergi deyince tabii piyasalarda bir ne olursa olsun negatif şekilde algılandı ve dün akşam özellikle öğleden sonra gelen satış baskısı da bence buna bağlıydı ve bu sabah da bunun etkilerini görüyoruz. Tabii bu verginin nasıl olacağı önemli. İşlem vergisi şeklinde mi olacak? Kazanç sonrası bir işte stopaj artışı veya beyannameye dayalı bir vergi mi olacak? Çeşitli ikisinin de farklı efektleri olur, etkileri olur piyasa üzerinde. En son hani konuşulan dediğin gibi işlem vergisi üstünde. Tabii burada da buradaki oran çok önemli. Bu tabii özellikle işlem yapan yüksek frekanslı HFT dediğimiz fonların, HFT fonlarının ciddi anlamda hacmini azaltacaktır piyasa tarafında. Burada resmi açıklama gelene kadar, ama bu açıklamanın da bence ne geliş süresi uzadıkça piyasadaki belirsizlik aslında en kötüsü. Tam bir yorum yapmak çok kolay değil. Evet, bunu takip edeceğiz ama acaba başka hangi dinamikler var? Hani nispeten bu haber akışı dışında biraz daha sakin bir haftadan mı geçiyoruz? Çünkü geçtiğimiz hafta özellikle bankacılık tarafında hem bir gün sert inişler, bir gün sert çıkışların olduğunu gözlemlemiştik. O tarafta şu anda bankacılık tarafına baktığımız zaman %0,41 geri çekilme içerisinde ve hani 5 günlük değişimde de %2,23'lük bir düşüş olduğunu görmek mümkün oluyor. Ne dersiniz, hani orada sektörel bazda baktığımız zaman hani bankacılığı, holdingleri çok konuştuğumuz bu dönemde örneğin haftanın ilk gününde biraz daha ulaştırma öncülüğünde yükselişler olmuştu ama bu haftanın teması, trendleri nedir? Yatırımcıların dikkat etmesi gereken gelişmeler? Aslında bir hafta 10 gün öncesine gidersek 11 binleri yaklaşık test ettiğimiz dönemde işte bu Yapı Kredi'nin olası satış haberinin de geldiği, İşte bir taraftan yabancı satışının gördüğümüz ciddi anlamda fakat bunun karşılandığı dönem 11 binleri test etmiştik. O dönemde şunu söylüyorduk: artık piyasada özellikle BIST 30 büyük senetlerde ve birçok BIST 100 senetinde de yukarı potansiyel temel anlamda taşıyan hisse bulmakta zorlanıyorduk. Daha doğrusu risksiz mevduat getirisinin üstünde, yani yıllık yaklaşık %50-60 civarında dersek, hani 50-55'ler diyelim şimdi, bunun üstünde yükseliş potansiyeli sunan araştırma raporu oldukça azdı. O nedenle aslında borsanın bir potansiyelinin oldukça düştüğünü ve bir düzeltme gelmesinin kaçınılmaz olduğunu konuşuyorduk. Bu çeşitli bahanelerle oldu. İşte Yapı Kredi tarafında satışın olmayacağı haberi geldi. Öbür taraftan devamlı beklediğimiz işte banka ve holding alacaklar diye düşündüğümüz yabancıların aslında almadığı ve satış yaptığı rakamlar açıklandığı zaman ortaya çıkıyor. Herhalde yine satış tarafındalar bu haftada diye tahmin ediyorum. Bunlar tabii borsanın gerilemesine sebep oldu ki aslında çok sağlıklı bence doğru fiyatlamalara geliyoruz. İşte bankalar hep konuşuyorduk, ben özellikle söylüyordum. Kim ne derse desin bankalar her seferinde yüksek kar elde etmeyi başarıyorlar ve o nedenle beğeniyoruz diye. Fakat işte 1.60 yani 1.70 piyasa defter değerlerine geldi. 50 centlik Akbank 2 dolardan işlem görüyor. Neredeyse son 5 ayda 70 centten 2 dolarlara geldi. Dolar bazında 3 katına çıktı. Şimdi burada yabancı gelecek bunları alacak diye beklemek biraz da hani çok iyi niyetli oluyor diyeyim. O nedenle bu gevşemeleri ben, geri çekilmeleri sağlıklı buluyorum ve fırsat yarattığını düşünüyorum. Özellikle 9.500-10.000 arasına gelmemiz durumunda birçok hissede
iyi fırsatlar çıkacaktır. Mesela bir iki tane bugün öne çıkarttığımız Ford Otoyol ve Tüpraş 200 seviyelerinden işte 165'lere neredeyse gelen bir Tüpraş var. 165'in altı bence orta uzun vade düşünen yatırımcılar için çok iyi fırsat. 150-165 bandı. Keza 1200'lerden 1000 liralara gelen Ford Otosan'da hatta 1000'in altında 820-1020 bandı oldukça iyi fiyatlar diye düşünüyorum. Bunun gibi çeşitli alternatifler inşallah önümüze çıkacak diye. Evet, şimdi iki tane Ford Oto ve Tüpraş'ın örneğini verdiniz. Acaba başka yakından takip ettiğiniz hisseler var mı bu süreçte? Beğendiğiniz, biraz daha öne çıkardığınız? Doğrusu havacılık sektörünü beğeniyorum. Yaz aylarına da geldik. Fakat şunu tekrardan söyleyeyim. Hani birkaç sefadır söylüyoruz. Deniz yatırım olarak bizim bu seneki ana temamız zamanlama. O nedenle sektör veya şirket beğeniyoruz. Bu şirketi alıp tutalım. Burada çok büyük potansiyel var. Hani bekleyeceğiz. Yıl sonuna kadar bu şirkette pozisyon taşıyoruz şeklinde değil. Belli seviyelerde alıp ama belli seviyede de satmak, dinamik bir portföy yönetmek gerektiğini düşünüyorum. Önümüzdeki 6 ayda da. Hele ki önümüzdeki birkaç ay özellikle oldukça volatil ve çalkantılı geçecek. Bizim için iki tane önemli kritik nokta vardı. Biri enflasyonun görüleceği tepe noktası. O görüldü diyebiliriz Mayıs ayı enflasyonuyla beraber. Ki yabancı yatırımcı bence biraz erken geldi bu yapı kredi satışından dolayı. Orada bir ciddi bankalara talep vardı. İkincisi Merkez Bankası'nın faiz indirimine başlayacağı süreç. O da hani minimum Eylül-Ekim aylarında konuşmaya başlarız diye düşünüyorum. Ki o aylarda da indirim gelir mi? Önümüzdeki dönemlerde tabii bu güncelleyeceğiz bu fikrimizi. Ama Eylül'e kadar yaz aylarında volatil bir seyir, belli noktalarda alıp fırsat bekleyip iyi karlar elde ettiğimizde de, yani iyi kar nedir? Mevduat faizinin üstünde, yani bir tarafta da aylık %4, %5 oranında neredeyse paranın bir maliyeti var artık. Çok ciddi bir maliyet. Belli noktalarda da satış yapmak, portföyü dinamik bir şekilde yönetmek bence yatırımcılar açısından en kazançlı olacaktır. Evet, yani yabancı yatırımcı vurgusu yaptınız. Sabah Fokus programında Mehmet Aşçıoğlu'nun bir yorumu vardı bu konuyla ilgili olarak. Şöyle dedi, hani önümüzdeki dönemde biraz yabancı elindeki pozisyonları dahi satabilir gibi bir vurgusu oldu. Yani bir taraftan daha fazla sabit getirili varlıklara rağbet ettiğinin altını çizdi. Ama böyle de bir süreç var gibi duruyor. Yani orada biraz daha bir bekleme havası sanki yabancı tarafında esecek gibi. Siz katılıyor musunuz bu görüşe? Şöyle söyleyeyim. Yabancı da bence trade ediyor. Zaten çok fazla yükseliş potansiyelini görmediği için bence satış yaptılar. Ama 10.000'in altında da tekrardan seçici olmak kaydıyla tabii ki de alıcı tarafında, alış tarafında olacaklardı. Çünkü bu birkaç aydan sonra İnşallah ekonomi yönetimi tarafından atılan bu adımların meyvesini göreceğiz. Ve Eylül-Ekim'den sonra gerçekten çok daha pozitif bir ekonomi görebiliriz. Daha öngörülebilir, yani önümüzü gördüğümüz ve faiz indirimlerinin başlayacağı dönemde de yabancı girişinin ben hızlanmasını bekliyorum. O nedenle borsa biliyorsunuz önceden satın alır her şeyi. Bu satın alma Eylül'de mi, Ağustos'ta mı başlayacak, Temmuz sonunda mı, bunu kestirmek çok kolay değil. Ama bu ay için en azından çok büyük bir yabancı girişi beklememek sanki daha doğru olur. Evet, yani anladığım kadarıyla belirsiz bir dönem var biraz. Ekonominin ve faizlerin nereye gideceği konusu yabancı açısından da belirleyici olacak gibi duruyor. Peki, az vaktimiz kaldı ama bu süreçte portföy yaparken hisse ağırlığı ve işte diğer varlıkların ağırlığını nasıl siz öngörüyorsunuz, nasıl daha sağlıklı bir portföy oluşturulabilir? Yani döviz tarafından başlayayım. O konudaki görüşümüz çok net. Dövizin en azından mevduat getirisinin mutlaka altında kalacağını düşünüyoruz. Hele ki yıl sonuna kadar. Hani beklentimiz bu şekilde. O nedenle dövize doğrusu yer vermiyoruz. 10.000 seviyelerinde veya 10.000'in altında en azından %50 hisse senedi. %30 civarında mevduat yaparsak kalan %20 para piyasası fonlarında durup
Bence belli zamanlarda işte dediğim gibi alsat yaparak, trade ederek portföydeki getiriyi yükseltmek mümkün. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için Deniz Yatırım Danışmanlığı Müdürü Ali Barbaros Demirer bizimle beraberdi. Seans notlarında bize eşlik etti ve piyasalara dair beklentilerini, görüşlerini paylaşmış oldu. Böylelikle biz seans notlarının sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.